Değerli müminler, aziz kardeşlerim. Bugün İslam dünyasında müminlerin, biz Müslümanların ukrevi cihetten baktığımız zaman temel problemlerimizden bir tanesi de ahirete iman noktasındaki zafiyetlerimiz. Ahirete iman ediyoruz. Öldükten sonra yeniden dirilip Allah'ın huzurunda öldükten sonra dirilip Allah'ın huzurunda hesap vereceğimize iman ediyoruz. Dünyanın hesabını vereceğimizi biliyoruz. Bu hesap neticesinde cennet ve cehennem olduğunu da biliyoruz. Lakin dünyevileşme hastalığı, dünyayı çok sevme, dünyaya aşık olma, dünyaya bağlanma manevi hastalığı yüzünden sanki ahiret yokmuş gibi, sanki öldükten sonra dirilme, hesap, kitap, mizan, terazi yokmuş gibi bir hayat yaşıyoruz. O kadar rahat yaşıyoruz ki haramları fütursuzca haramlara dalıyoruz. Uyarılara, vaazlara, sohbetlere kulak asmıyoruz. Camilerimize sohbet düzenliyoruz. Bir iki kişinin 3-5 saf neyse o kadar. Ama batıl bir, haram olan bir meclis oluşturulduğu zaman bu meclisin insanlara daha çok teveccüh ettiğini görüyoruz. Yani şeytani şeylere duyarlılığımız daha fazla gözüküyor. Ama bizim ukrevi hayatımızı ilgilendiren meselelere geldiğimiz zaman kılımız kıvırlamıyor gibi bir düşünce içerisinde ilerler işte. Evet, şimdi sözü şuraya getireceğim. Bundan iki hafta önceki sohbetimizde ahiret hayatının 7 aşamasından bahsetmiş. 7 aşamada ahiret. Yani ahiret hayatında 7 şeyden geçeceğiz demiştik. İnsan öldükten sonra cennete veya cehenneme artık gidiyoruz. Gidinceye kadar herkesin başından 7 aşama, 7 önemli kilometre taşı var. Bunları yaşayacak dedik. Ancak bunlarda sadece diriltilmeyi anlatmıştık. El-Ba'd dediğimiz yeniden dirilmeyi anlatmıştık. Şimdi birinci aşamayı anlatmıştık. Tekrar etmenin anlamı yok. Yeniden diriliş. Kur'an yeniden dirilişle alakalı bir sürü ayet önümüze koymaktadır. Haşırla alakalı ise şimdi ikinci aşamada bu haftaki dersimizde de haşırla alakalı ayetlere bakacağız. Zaman kalırsa diğer aşamalara geçeceğiz. Demek ki 7 aşamada kıyametten bahsederken ikinci aşamada haşırdan bahsederiz. Toplanmadan, Türkçe'de toplanmak demektir. Demek ki bizim Kur'an'ı biraz sonra okuyacağımız, anlatacağımız ayetlerden göreceksiniz. Biz haşır dediğimiz bir olayı yaşayacağız. Haşır, toplanma. Mahşer, toplanma yeri demektir. Toplanma yeri anlamında. Evet. Ahirette, artık ahiret alemi başlayınca Cenab-ı Hak bizi tekrar diriltecek. Alif-i kafes, surife ilahı, minel ecderdi, ya Rabbi, yansin, o diyor yani. Bir de bakmış, sure üfürülmüş.
Sura İsrafil Aleyhisselam ikinci defa üfürmüş. İnsanlara bir bakmıştın ki kabirlerinden kalkmışlar, Rablerinin huzuruna doğru gidiyorlar. Demek ki diriltildikten sonra nereye gidiyoruz? İlâ Rabbim yâsirûdur. Rabbimizin huzuruna gidiyoruz. Mahkemeye çıkacağız, mahkeme. Bakınız mahkemeye çıkarken de böyle haldır küldür çıkma yok yani. Bir sürü aşamadan geçeceksiniz. Geçeceğiz ya. Yani. Herkes. Peygamberler dahi bu mahkemede sonraya çıkacak. Değerli kardeşlerim. Bu haşir olayı Kur'an'da dört kavramla anlatılır. Yeniden delim olayı Kur'an'da dört kavramla anlatılır. Birincisi bildiğimiz el-haşir. Haşir. Mesela Kehf suresi 47. ayete beraber bakalım. وَيَوْمَا نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً Ve dağları yürütüp düzleyeceğimiz o gün, dağları yürütüp düzleyeceğimiz o gün, yeryüzünü düz ve çıplak görürsün. وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً Yeryüzünü düz ve çıplak görürsün. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحْلًا Nitekim geride bir tek kişi bırakmadan onların tümünü toplayacağız. وَحَشَرْنَاهُمْ kelimesini görüyorsun değil mi? Kırmızı yazmış. Onları toparlayacağız, bir araya getireceğiz. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحْلًا Hiç kimse yerde kalmayacak. Herkes mahşer meydanına toplanacak. Öyle bir şansın yok, tercihin yok yani. Benim canım istemiyor gitmeyi. Ben oraya gitmek istemiyorum deme şansımız yok. Bir başka ayet daha suresi. Musab'ın 20. suresi. 102 numaralı ayet. يَوْمَ يُنْفَقُ فِي السُّورِ O gün sura üflenecek. O gün sura üflenir. وَنَعْشُرُ الْمُجْرِم۪ينَ يَوْمَ اِذِنْ Zürqa. Biz de o gün mücrimleri, günahı hayat tarzı haline getirmiş olanları korku ve dehşetten morarmış olarak bir araya toplayacağız. Ve nahşurul mücrimine yevmeydin zürqa. Morarmış olarak. Böyle insan korktuğu zaman nasıl beni benze atıyor, safsarı bembeyaz kesiliyorsa böyle normal üstü bir hal alıyorsa korkudan o haşir mahşer meydanındaki o korkudan diyor dünyadayken günahı hayat tarzı haline getirmiş olan mücrim dediği Kur'an'ın kişiler günah makinesi haline gelmiş. Günahı içselleştirmiş, günahı terk etmeyen, günahla kalkan kişilerin diyor o mahşerin dehşetinden morarmış olarak bir araya toplayacağız diyor Taha suresinin 102. ayetinde değerli kardeşler. İkinci kavram ise haşırla alakalı. Kur'an-ı Kerim'de bizim toplanmamızla alakalı mahşer meydanında Nisa suresinde geçiyor mesela. Cem kelimesi. Cema'a demek. Cema'a ne demek? Bir araya getirdi. Cami de oradan geliyor. Cami. Namaz kılınız ya, cami. Bu kelimeler gibi bak. Cema'a geliyor. Cema'a bir araya getirdi. Cami, Türkçe'de bulurum. Cami ne? Cami. Toplayan, bir araya getirdi. Cami bizi bir araya getirdi. Bak cuma olacağız. Bizi cami topladı, bir araya getirdi. Değil mi? O yüzden cami insanları, Müslümanları bir araya getirmiyorsa o cami değildir. Değil mi? Öyle camiler var mı? Var. Bölüyor milleti. Şunun camisi, bunun camisi, şucuların camisi, bucuların camisi deyip böyle birbirine inat ederek cami yapanlar oluyor. O zaman bölüyorsa cemaati o cami değildir. Mescid-i Dirar'dır o. Kur'an'da var bu. Evet. Bu ayrı konu. Şimdi bakalım mesela Nisa suresi
4. surenin 87. ayet-i kerimesinde şöyle diyor. Allahu la ilahe illa huve le yecme'annekum ila yevmil kıyameti. La raybe fi. O Allah ki la ilahe illa. Ondan başka ilah yok. Dedikten sonra le yecme'annekum ila yevmil kıyameti. Kıyamet günde elbette o sizi bir araya toplayacak. La raybe fi. La raybe fi ne demek? Kesinlikle onda şüphe yok. La raybe fi. Şüphe yok. Sakın ha toplan, yani öldükten sonra biz bir araya gelecek miyiz diye şüphe etme. Mahşerde bir araya gelmeme diye bir şans yok. Öyle bir şeyden şüphe etme. Kesinlikle. Ve men asdaqu minallahi hadisa. Kim Allah'tan daha doğru sözü alır? Yani Allah söz veriyor. Allah Kur'an'da beyan ediyor. Bu olacak diyor. Evet. Kur'an'da yine devam edelim. Bu arada bir önceki sayfaya dönelim. Kehf suresinin 99. ve Tekabur suresinin 9. ayetinde de buraya almadım. Merak edenler not alabilir. Görüyorsun altta. Merak edenler bu hususta aynı bunun gibi ayetlerin Kur'an'da başka surelerde de geçtiğini görüyoruz. Şimdi bir başka ayet Mü'minun suresi 16. ayet, 41. sure 16 numaralı ayet var. يَمَّهُمْ بَازِيُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللّٰهِ مِنُمْ شَيْءٌ. O gün onlar kabirlerinden meydana çıkacaklar. İkinci bir kelime de barizun geçiyor. Barizun. Meydana çıkmak. Bariz olmak. Türkçe kullanıyoruz ya. Bariz olmak. Ortaya çıkmak yani. Bariz olmak ne? Türkçe kullanıyoruz bir kelime ya aslında ya. Çok bariz. Ne demek? Böyle ortaya çıkıyor. Görünür hale geliyor. Yavrum barizun. Onlar o gün ortaya çıkacak. İnsanlar la yakfa alallahi minhum bir şey yok. Ondan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Demek ki ortaya çıktığı zaman insan yani mahşerde toplandığı zaman bizim dünyada yaptıklarımız, ettiklerimizin hiç biri Allah'a gizli olmayacak. Allah zaten her şeyi biliyor. İnne Allah la yakfa aleyhi şeyhum fil ardı ve la fissemâ diyor Âl-i İmran suresinin 1. sayfasında. Yerde gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Çal, çırp, günah gizli işle, açık işle, her türlü melaleti işle. Biz bilemeyiz. Hakim bilemez, savcı, kanun, polis, jandarma, güvenlik kamerası. Bunlar görmeyebilir. Nihayet bunlar kuldur, kul yapısıdır. Ama her şeyi bilen alim-i gayb ve şehade, alim, efendim, gaybı da, görünmeyeni de, şehalet alemini de her şeyi bilen Allah ne yapıyor? Ah ne diyor? İlla yakfâlellâh. Allah'a gizli kalmaz. Gizli bir günah işledin, gizli bir melanet işledin, cinayet işledin, tecavüz ettin, ne bileyim, hırsızlık yaptın. Yaptın diyelim. Kimse görmedi diye düşünüyorsan yanılıyorsun. Kimse görmedi diyemez. Hani anlatılır ya, yani bir hoca talebe ilişkilerini anlatırken bir kıssa anlatırlar. Hocalarla, hoca devrin birinde bir medresede talebeleri arasında hocanın bir tanesi talebeleri çok seviyormuş. Öbürleri de onu kıskanıyormuş. Bu onun hocanın gözünden kaçmıyor tabii ki. Diğerlerinin rahatsız olduğu. Onlara denemek için onlara bir sınav yapıyor. Diyor ki ya herkes evinden bir birer tavuk getirsin diyor. Tavuk. Getiriyorlar. Diyor ki bunu gidin dışarıda bir yerde kimsenin görmediği gizli bir yere kesin diyor. Bu tavukları kesin. Herkes tavukları kesip kafasını koparıp geliyor. Bir tanesi tavuk canlı getiriyor. Sen niye kesmedin evladım deyince hocam düşündüm, taşındım. Kimsenin olmadığı bir yer bulamadım. Kimsenin beni görmediği gizli bir yer bulamadım. O yüzden bu emrinizi yerine getiremedim. Yani Allah'ın olmadığı bir yer yok. Her yerde görünüyoruz, gözetleniyoruz. O zaman diğer talebeler o öğrenciye niye çok değer verdiğini, çok sevdiğini anlıyorlar ve hatalarını itiraf edip hocalarına özür diliyorlar.
Evet, ve nehnu aklabu yeyhin habli gariyin diyor Kaf suresinde. Biz insana şah damarından daha yakıyoruz. Değil mi? Kimsenin görmediği bir yer yok. Kimse. Zaten böyle bir insan yetiştirsek, böyle bir nesil yetiştirsek, polise de, jandarmaya da, güvenlik kameralarına da bile kalmaz. Toplumda cinayetler, hırsızlıklar vesaire olmaz. Her gönle bir Allah korkusu yerleştirirsen, bunların hiçbirine gerek kalmaz. Her kapıya bir jandarma, polis dikemeyeceğimize göre, bunun maliyeti mümkün değil yani. Herkesin kapısına bir polis dikemezsin. Ama herkesin gönlüne bir Allah sevgisi, Allah korkusu koyabiliriz. Allah yani sağlam bir Allah korkusu. Korku derken canavar korkusu değil yani. Sevgi motifli bir korku. Allah'ın sevgisini, Allah'ın rızasını kaybetme korkusudur. Değil mi? Onu koyarsan o insanla kimseye zarar gelmez. Devam edelim. Yasin suresini çok okuyoruz, dinliyoruz. Da ne dediğini bir türlü anlamıyoruz. Bir oraya gelemiyoruz. Okuyoruz, dinliyoruz vesaire. Cuma akşamları çok okuyoruz. Şu kadar okuyoruz, bu kadar okuyoruz, hava atıyoruz. Ya bir türlü ne dediğini ne gelemiyoruz. Ne dediğini gelemiyoruz. Bizim eksiğimiz bu hacı abi. Ne diyor burada 36. surenin? Bize ne anlatıyor 6 sayfada? Bak burada 32. ayette ne diyor? وَاِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْتَرُ Muhtaru kelimesiyle de ifade ediliyor. Hadara. Piline geliyor Arapça'da. Muhdarun. Ama elbet hepsi bizim huzurumuzda toplanacaklar. Cemiyun ledeyna. Muhdarun hepsi. İnsanların hepsi bizim huzurumuzda. Ledeyna. Allah ledeyna derken bizim huzurumuzda demek istiyor. Yani Allah'ın huzurunda ne yapacağız? Toplanacağız. Evet, şimdi burada ikinci aşamaya alınmış olduk. Değil mi ki? Birinci aşama neymiş? Mahşer, ahiret aleminde dirilme, bas. İkincisi, haşır. Toplanma. Diriltildik, hayal edin şimdi. Diriltildik, kabirlerimize kalktık. Yerden can verildi. Ruh, beden buluştu. Gözlerimizi açtık. Neredeyiz diye böyle bir kendimize geldik. Aa, demek ki hoca anlatmıştık gözüden. Demek ki duymuş diyeceksiniz onu. Bunu hatırlayacaksın yani. Ya bunu anlatıyor hoca. Bak ayet-i kerimede Rabbimiz bize böyle diyordu. Hani diyor ya, قَالُ يَا وَيْلَنَا مَا عَفْنَا مِنْ بَرْقَلِنَا Dediler ki, bizi kabrimize kim kaldırdı, kim diriltti? هَذَا مَا بَعَلَى الرَّحْمَانِ وَصَدَقَ الْمُسَنُونَ Yasin suresinde. Demek ki Rahman'ın vaadi doğruymuş. Peygamberler, وَصَدَقَ الْمُسَنُونَ Peygamberler doğru söylemiş. Bunların peygamberler anlatıp duruyordu. Allah Kur'an'ında bunu anlatıp duruyordu diyecek bir takım mahsız insanlar. Kabirlerden kalkmaya inanmıyorlardı. Yeniler bir işe inanmıyorlardı. Ya böyle inanmıyor, ben aslında bir bakarım. Vay bizim halimizler. Vay yazıklar olsun bize diyecekler orada, o tarafta. Bizi kabirlerimize kim diritti diyecekler orada. Evet, dünyada inanmıyoruz. Ama biz iman ettiğimiz için biz öyle şok yaşamayacağız inşallah. Evet, bunu hatırlayacağız. İkinci aşamada kalktıktan sonra ilk hedef neresi? İlâ Rabbihim yensilûn diyor ya. Allah'ın huzuruna gidecek. Yani mahşer meydanına. Allah bizi orada toplayacak. Nasıl bunun nasıl olduğu önemli değil. Bazıları kitaplarda böyle uçup kaçık şeyler yazıyor. Ben Kur'an bunları ne anlatıyorsa size onu anlatıyor. Onlara detay geliyor. Sonra üçüncü aşamaya geçeceğiz. Allah'a arz edileceğiz. Allah'a sunulacağız yani. Bakın. يَوْمَيْلَنْ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيًا Hakk'a suresi 18. ayet bunu anlatıyor. O gün yargılanmak üzere. Demek ki Allah'a niye sunulacağız? Allah'a niye sunulma olacak? Arz edilme. Herkes Allah'a arz edilecek. Yargılanacak yani. Tek tek yargılanacak. تُعْرَضُونَ Arz olacak. Arz olacaksınız. Huzura çıkarılacaksınız. Evet. Ha, neler var neler? Kitaplarda, televizyonlarda. Alimden geçilmiyor televizyonlar. Uçup, kaçıp, parada, hikaye. Biz Allah'ın hoca olduğumuz için ne yalan söylediklerini anlıyoruz. Bu cemaat hemen acıyor. Çünkü dini bilgilerimiz hocalar gibi olmaz.
ne dese inanırsınız. O kadar yalan, inanın. O kadar yalan var ki. Yani hangi birini anlatalım burada? Diyor ki adam çıkmış, filan tarikatın filan kolundan derse hop direkt cennete gideceksin dünya çıkmış. Allah. Peygamber aleyhissalatü vesselam hayatı bizim önümüzde. Hiçbir sahabesine, hiçbir ehli beytine bunu söylememiştir. Bizim diyor, bizden sen cennettesin diyor. Bugün, bugün. Bizim cemaattensen, bizim tarikattansın, yırttın, hiç sormuşsun da direkt cübbesinden eteğinden tuttun mu cennettesin. Ha, yok, böyle bir şey yok. Sakın ha onlara yanıptan gaza gelme. Böyle bir şey yok. Bak ayetlerini okuyorsun. Allah bize bunu niye anlatıyor? Herkes ne hikmetse kendi tarikatına, kendi cemaatine çağırıyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Allah'a çağırın diyor. Allah'a davet edin. Sizi kim cemaatine, tarikatına davet ediyorsa inanmayın. Gitmeyin demiyoruz ama dikkat edin. Allah'a davet etmesi lazım, dine davet etmesi lazım. Dine, İslam'a davet etmesi lazım. Kur'an'ın hükümlerini, adam bir saat vaaz ediyor, bir ayet okumuyor. Kur'ansız bir din anlayışı hakim oldu maalesef. Evet. Bak ne diyor? Hep Allah'ın huzuruna çıkarılırsın diyor. Ey kızım Fatıma! Diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kızı Fatıma'ya diyor. İşteri nefseki minallah. Nefsini Allah'tan satın diyor. Yani ben sana bir şey yapamam orada diyor ya. O mahşerde sen de yargılanacaksın, ben de yargılanacağım. Sana bir şey yapamam orada. Peygamber'e kızı Fatıma sen, tamam biliyorum seni, sen git. Demeyecek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Yani bize Allah-u Teala sen filanca sülaletesin, sen peygamberin torunusun, sen geç, sen seyitsin, sen git, sen müftüsün, sen hadi geç, sen zaten biliyorsun. Yok böyle bir şey. Sen filan tarikatasın, filan cemaatasın, yok böyle bir şey. Yok, herkes amel defterine ne konacak? Amel defterine göre yargılanacak. Hoca yargılanacak, müftü yargılanacak, cemaat yargılanacak. İmam yargılanacak, müezzin yargılanacak, profesör yargılanacak. Reis-i Cumhur da yargılanacak, peygamberler de. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ رُسُلَيْنَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ diyor ayetlerine. Biz peygamberleri de kendilerine, ümmetlerini de yargılayacağız. Kendilerine peygamber gönderilenleri ve peygamberleri mürselin yargılayacağız. Onları da yargılayacağız. Elbette sorgulayacağız. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ رُسُلَيْنَ Elbette kesin yargılayacağız. Peygamberler bile yargılandığına göre bize ne oluyor? Böyle uçuk kaçık bir din icat etmiş biliyoruz. Evet. لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيًا En gizli sırrınız bile gizli kalmayacak. Ha. لَا تَخْفَى Gizli olmaz. مِنْكُمْ خَافِيًا Sizin dünyada gizlediğiniz adam dünya sırlarıyla öldü gitti. Sır. Sır köpürüyor öldü gitti. Öbür tarafta hepsi hepsi ortaya dökülecek. Belki şöyle gösterilecek şu anda yaptığımız gibi. Mahşer meydanında düşünürüz. Ne kadar insan var bilemiyoruz. Herkes böyle bir ekran düşün. Mahkemede hesaba çekilirken bütün film, hayat filmini koydu Allah buraya. Hayat filmimizi. Kaç sene yaşadık? Dönmeye başladık. Hepsi geçildi. Eğer tevbe etmediysek, eğer ölmeden önce düzeltmediysek, bunlar hep orada geçecek. Tevbe ettiysek, düzelttiysek, hatalarımızı ette yünelden bir kemellerden belirtti değil mi? Günahından tevbe eden, tevbe günah işlemi gibidir. Tevbenin de suyunu çıkardık cemaat, az cemaat. Ne demek hocam, suyunu çıkardık. Tevbe etmem için bir takım uyduruk şeyler çıkardı. Kur'an'da, sünnette olmayan, Efendimiz'in sahabesini yapmadığı uygulamalar çıkardı. Aynen Hristiyanlıktaydı. İslam'ı Hristiyanlaştırmanın bir parçası maalesef. Hani Hristiyanlar adam günah işte gidiyor babası diyor ki, babası hani ben şu altı ettim. Ben kolay diyor, sen getir parayı. Gidiyorsun kiliseye para veriyorsun. Pir ufak olacaksın.
Sevgi adamı. Bunun benzeri bizde var mı? Var. İslam toplumunda da var. Hocam günah işledim. Filan yere tevbe alıyor. Ya niye nereye gidiyorsun? Allah bana burada görmüyor musun? Burada duymuyor musun sen? Hı? Ne işledin? Hangi günah işledin? Allah biliyor. O zaman estağfurullah. Allah'ım senden bağışlanmayı diliyorum. Cami dedi, ev dedi, ne edeceksen dedi. Ya Rabbi hata ettim. Türkçe söyle, Allah Türkçe bilir. İlla Arapça söylemen gerekmiyor. Değil mi? Hatanı itiraf et. Pişman ol yürekten. O günahı işlememeye bir daha söz ver. Özel tören gerekmiyor. Para pul gerekmiyor. Birilerinin önüne diz çöküp secde etmen gerekmiyor. Birilerinin elini öpmen gerekmiyor. Hocaya müftüye gelmen gerekmiyor. Şeyh'a bilmem nereye gitmeye gerek yok. En ucuz tövbe İslam'ın tövbesidir. En ucuz tövbe İslam'ın tövbesidir. Değil mi? Hani ne diyordu Allah-u Teala? Araya aracı koymaya gerek var mı? وَنَحْمُ عَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَوْلِ الْغَلِيهِ Biz o yüzden şartlarına daha yakınız. Hani Allah bize yakındır. Allah bizi duyuyordu. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ Kullarım bana, ey Muhammed kullarım sana benden sorarlar diyor Allah. De ki, اُجِيبُ دَعْوَةَ دَاعِ اِذَا دَعَانِ Dua ettikleri zaman dualarını işitirim, dualarını icabet ederim. Yani bana dua etsinler. Direkt iletişime geçsinler. Yani Allah-u Teala ara kapını istemiyor yani. Ara kapısız, iletişime geçin. Değil mi? Elimizi açıyoruz. Elimizi açıyoruz, dua ediyoruz. Bak direkt Allah'la iletişime geçiyoruz. Değil mi? Tevbe tevbedir. Tevbe etmek için özel tören gerekmiyor. Özel yerlere gitmek gerekmiyor değerli kardeşler. Evet. Tevbe böyle. Şimdi demek ki Allah'a hiçbir şey gizli kalmıyor. Kur'an'da Allah'a arz konusu çeşitli kelimelerle ifade edilir. Mesela Er-Rab kelimesi geçer. Bakalım bu ayet kelimeye. Efendim Cuma suresi 62 numaralı suresi 8. ayet. Kul de ki ey Muhammed. İnnel mevtellezî tefirrûne min. Kaçıp durduğunuz ölüm var ya. Kaçtığımız ölüm. Ölümden kaçıyoruz. Kaçıyor muyuz? Kaçıyoruz. Nasıl kaçıyoruz? 100 yaşına gelmiş bir adama sorsanız sana 10 sene daha ekstra ömür verdik deseniz itiraz etmiyor. Hep yaşamak istiyoruz. Bu normaldir. Fıtratımıza konmuştur. Ölümü yaklaştırmıyoruz kendimize. Mesela genç birinin ölümünü ansak ağzından yer alsın hocam. Niye? Daha neresi duruyor hocam diyor. Babası doğruyor. Sanki ölümün kronolojisi varmış gibi. Erken doğan erken ölümü, geç doğan geç ölürmüş gibi bir anlayış var. Yok böyle bir şey. Dedeyle torunu aynı anda namazını kılıyoruz. Değil mi? Onun ama ne zaman ömrünün biteceğini kimse bilemez. Hiç kimse nerede ne zaman nasıl şekilde öleceğini bilemez. Değil mi? Kaçıp durduğunuz ölüm diyor. فَاِنَّهُ مُنَادِيكُمْ Aa işte o sizi bulacak diyor. Mutlaka sizi yakalayacak, mülaki olacak. Sümme sonra, öldükten sonra تُرَدُّونَ اِلَى عَلِمِ غَيْبَ شَهَادِ Şehadetle, gaybine Allah'a döndürüleceksiniz. Arz olacaksınız. تُرَدُّونَ Eninde sonunda kürsü dükkanına döneceksiniz. Allah'ın huzuruna toplanacak. Peki orada ne olacak? Orada ne olacakmış? سَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Yaptıklarınızın, ettiklerinizin bir size haber verecek diyor. سَيُنَبِّئُكُمْ size haber verecek بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Yaptıklarınız. Allah-u Teala yaptıklarınızı bize ne yapacakmış? Haber verecek. Nasıl haber verecek? Haber defterimiz konuşacak. Haber veriyor işte. Bak bunu yaptın diyor. Sicilimiz gelecek biraz sonra. Beğenler bir dahaki sohbetlerde. Organlarımız konuşacak. Bir sürü şahitlerimiz olacak. Bir yargısız bir fazla yok. Patır küldür yok. Allah-u Teala kendine kural koyuyor. O kuralı kendine öğretiyor. Diyebilir mi ki sen cennete, sen cehennem abi bitti mahkemede sen. Ne olur? Ne olur? Olur da ya. Kim itiraz edebilir? Esse de ne olur? Neye yarar? Çünkü
hakim o. Kainatın sahibi, malik, mülk, hepsi o. Ben seni biliyorum. Ya Rabbi sen beni bilmezsin deme şansı var mı? Ben seni biliyorum. Sen bunları yaptın hadi cehenneme desen. Bilmiyorsun ya Rabbi, yanılıyorsun diyebilir misin orada? Diyemezsin. Böyle olmasına rağmen, her şeyi Allah bilmesine rağmen, bizim ne yapıp ne yapmadığımızı bilmemize rağmen bizi yargısız infaza tabi tutmuyor. Tutmuyor. Evet. Bu hususta ayrıca bakın demişim, biliyorsun değil mi? Enam suresi 62. Belki not alanlarınız vardır. Tevbe suresi 94, 105, 106. Yunus suresi 30. ayetlerde de bu husus anlatılıyormuş. Diğer bir kelime ercucu, dönme demek. Bir önceki evvel kelimesiydi. Allah'a döndürülme, reca geliyor. Bakalım. Bakara suresi 2. surenin 28. ayet. Keyfe tekfuruna billah. Nasıl oluyor da Allah'ı inkar ediyorsunuz? Allah'a nankörlük ediyorsunuz. Kafir nankör insanlar. Keyfe tekfurun. Nasıl nankör olursunuz diyor Allah. Ve kuntum envaten. Siz ölüydünüz. Ahyar sizi dirilttik. Yani siz yokken sizi ananız rahminde dirilttik. Sümme yuhyikum sizi tekrar öldüreceğiz. Tekrar öleceksiniz. Sümme yuhyikum sizi tekrar ahiret alemine dirilteceğiz. Bir bu dünyaya diriltildik. Annemize dünyaya geldik. Diriltilme oluyor yani. Değil mi? Annemizin karnına düştüğümüz zaman o bir dirilmedir. Yoktuk var olur. Ölüydük dirildik. Sizi öldüreceğiz diyorlar. Herkes öldürdük. Tekrar yuhyikum. Sümme yuhyikum. Sizi sonra diriltecek. Sümme sonra ileyhi turcaun. Bana döneceksin diyor. Sonra döneceksiniz. Nereye? Turcaun diye demektir. Bana döneceksin diyor. Bu hususta Yunus suresi 70, Alak suresi 8. ayette bu anlatılıyor. Diğer bir husus Allah'a dönme ile alakalı. Allah'a arzla alakalı. Sevk. Türkçe kullanıyoruz ya. Sevk. Sevk olmak. İlâ Rabbike yevmeyin bil mesâk. Kıyamet suresi 30. ayet. İşte o gün sevk edilecek yer, mesâk sevk edilecek yer. Sadece Rabbinin huzuru. İlâ Rabbike. İlâ Rabbike. Rabbinin huzurudur. Sevk edilecek yer. Adres, son adres. İyi ol, kötü ol, alim ol, zalim ol, Nemrud ol, Firavun ol, peygamber ol. Hepsi. Erkek ol, kadın ol. Sorumlu her varlık, insanlar ve cinler Allah'ın huzuruna toplanacakmış. Bununla alakalı bakalım Nemrud suresinin 83. ayetinde de bir bilgi mevcut. Bir de el-vakf kelimesi var. Aynı konuyu anlatan Allah'ın huzurunda durdurma demektir. Vakıf durmak demek. Durmak. Bakalım Enam suresinin 30. ayetinde bu anlatılıyor. وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِ قَالَ اَلَيْسَ اَلَّا بِالْحَقِّ Şimdi diyor ki وَلَوْ تَرَى sen bir görseydin اِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِ O gün sen bir görsen. Neyi görsen? Ala Rabbi. Vukifu ala Rabbi. Rablerinin huzurunda durdurulma olayını bir görsen. Durduruldukları zamanı bir görsen. Gale şöyle der Allah. Eleyse herde bil hak. Bu gerçek değil mi hiç? Siz inkar ettiğiniz bu Allah'ın huzurunda toplanmayı inkar ediyordunuz ya, diyor Allah. Yok canım, ölüp de dirilmem olur. Geri gelmem olur. Öldük mü biz toprak olacağız. Böyle bir şey imkansız. Derge raci'un ba'id diyor şeyde, Kaf suresinde. Bu uzak, çok imkansız. Çok ihtimal dışı diyordunuz. Allah da diyecek ki, eleyse herda bil hak. Nasıl?
Gördün mü? Doğru değil miymiş? Demekten bu cesur. Gördün mü? Kim haklı çıkıyor Allah? Benim dediğim mi doğruymuş, senin dediğin mi doğruymuş? Kalu diyecekler ki bu sefer. Cenab-ı Hakk'a bela ve Allah'a doğruymuş ya. Doğruymuş. Ve Rabbine, Rabbimizin hakkı için. Âle fezûgul azâbe. O zaman Allah diyecek ki, öyleyse size acıdım cennete girin demeyecek ya. Fezûgul azâbe. Azabı tadın. Azabı tadın öyleyse. Bime kuntum tekfurûn. İnkar etmeniz sebebiyle. İnkarınıza karşılık siz bunu hak ettiniz. Tadın azabı diyecek. Ne de söyleyecek? Efendim? Ne de söyleyecekmiş? Enam suresinin 30. ayetinde söyleyecekmiş. Evet. Şimdi buradan diğer zamanımız olduğu için geçelim. Evet. Üçüncü. Şimdi buraya kadar anlattıklarımızı bir özetleyelim. Ahirette yedi aşaması vardı ahirette. Birinci dirilme. Bağızda diyebiliriz. Dirilmeyi anlattık ki önceki hafta, iki hafta önce. İkincisini toplanmayı haşı bugün anlattık. Toplandık. Yani dirildik. Kabilelerimizden dirildikten sonra Cenab-ı Hak bizi topluyor. Haşı bu yola geçiyor. Allah'ın huzurunda mahşerde toplanacağız. Sonra orada Allah'a arz edileceğiz. Değil mi? Arz edelim olayı anlattık. Şimdi dördüncü aşama olan bilgilendirme olayı var. Cenab-ı Hak orada mahkeme yapmadan önce bizi bilgilendirecek. Bu bilgilendirme olayı da ya amel defterini vererek olacak, kitap vererek. Kur'an amel defteri demiyor. Kur'an ne diyor? Bilgilendirme, kitap diyor. Çok var bunlar. Yoksa gelecek belki. İkincisi haber verecek. Yani bizi bilgilendirecek. Üçüncüsü organlarımızın, azalarımızın, gözümüz, kulağımız vesaire, elimiz, ayağımız. Onları anlatacağız. Bunların konuşması söz konusu olacak. Bak mahkemede neler oluyor? Böyle faltırılık yok. Dördüncüsü kısa ederek bilgilendirme. Beşincisi beyan ederek bilgilendirme olacak. Şimdi buradan başlayalım. Vakit bitince bırakıp sonra devam ederiz. Kur'an'a göre insanın dünyada yaptığı davranışlar meleklere yazdırılmaktadır. Bunu biliyordun. Melekler bizim sağımızdaki ve solumuzdaki kiramın kâtibi meleklerimiz ne yapıyor bizi? Yazıyor. Nasıl yazıyor? Nasıl yazıyor? Yazıyor. Yazıyor işte. O bizi ilgilendirmiyor. Yazdı mı? Nasıl yazıyor? Teybe mi çekiyor? Video mu çekiyor? Kalemle mi yazıyor? Ne yapıyor? Yapıyor ama kayıt ediyor. Bir şekilde kayıt altına alıyor. İnne rusulena. Şüphesiz elçilerimiz, yani melekleri kastırıyor. يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ Sizin tasarladıklarınız her şeyi kayda alıyor. مَا تَمْكُرُونَ tasarladığınızı. مَا تَمْكُرُونَ Sizin tasarladıklarınızı يَكْتُبُونَ yazıyorlar. يَكْتُبُونَ yazmak, yazıyor. Ne de söylüyormuş? Yunus suresinin 21 numaralı ayet kerimesinde söylüyor. Ayrıca nereye bakacak? Büyük Meryem suresinin 79 ve 80. ayetlerinde de bu anlatılıyormuş. Çok uzatmamak için buraya almadık ama sadece not olarak yazdık ki merak edenler olursa kalem defter getirirse tabii ki kafanız tutmaz olur belki. Efendim Meryem suresi 79 ve 80'de bunu ne yapacak? Görecek. Şimdi arkadaşlar bundan birkaç ders önce hatırlayın. Ahmet defteri karne olayını anlatmıştık. Çocuklarımız karne tatiline girerken anlatmıştık. Şimdi aslında bizim hayatımız dünya hayatımız belgesel olarak çekiliyor yani. Hayatımız kıyamette gösterilmek üzere bir hayat belgeseli çekiliyor. Bir hayat albümümüz oluşturuluyor. Bizim mühim olan bu kareleri, bu belgeseli alnımızı açığa çıkaracak, yüzümüzü karartmayacak
fotoğraf kareleriyle doldurmamız. Yüzümüz orada kararacak. Kimi insanların yüzü kararacak. Kimi insanlar ah olacak diyor. Ayet-i kerimede. Dolayısıyla bu karelerin, hayat albümümüzün ne yapmamız lazım? Ha şimdi dünyaya yakınırken bir albüm düşün. Albüm oluştu, fotoğraf albümü. İçinde şöyle yer alır. Diyelim ki hayatın belli bir döneminde alkolik ve günahkar bir adamdı. Çok alkol alıyordum, işte başka günahlarım da vardı. Onlar gibi fotoğraflarım var. Masada rakı içiyor falan. Yüzüm. Albüm oluşturdum. Sonra Allah yolunu düzeltti, tevbe ettim. Güzel bir sayfa açtım. Sonra o albümden o fotoğrafları ne yaparsın? Ne yaparsın? İyi bir tevbe ettiysen. Bazıları da ah ulan ah ne günlerdi diyor bazen biliyor musun? Bu nasıl tevbe ettin kardeşim? Eski günleri yad ediyorsun. Eski günleri özlem duyuyorsun. Elinde olsa yine yapacaksın ha. Bir araya geliyorlar eski kafalardan. Ulan diyor ne kafa çekerdi biliyor musun? Filan yerde diyor. Olmaz böyle tevbe olmaz. Bu tevbe olmaz. Tevbe olması için o günlere ağlamamız lazım. Ne cahil adammışız ya. Deyip o günlere ağlarsak tevbe olur. Şimdi o albümü ne yaparız biz? O kötü resimleri yırtarız, atarız, orada yok ederiz. Fotoğrafına bile tahammül edemeyiz geçmişte kalmış. Halbuki Allah-u Teala sen tevbe ettin, onu sildi oradan. İşte hayat albümümüzü oluştururken de ölmeden önce geriye bırakacağımız ve Allah'ın katına gidecek olan amel defterimizi, sicilimizi bu kötü fotoğraflara, kötü albümden ne yapmamız lazım? Temizleyerek. Bunun da yolu nedir? Çok basit. Tevbe edeceksin. Tevbeyi geciktirmeyeceksin. Şimdi Yasin suresi, hepimiz her gün okuduğumuz, duyduğumuz Yasin suresindeki ayette bitiyor. İnna nahnu nuhil mevte. Birinci sayfanın neresinde hocam? Neresinde? İnna nahnu nuhil mevte. Ve nektu ma ve demu ve zelahu. Ve külle şeyin ahsaynahu fi. İrabi nuhil. Birinci sayfanın en sonunda. 12. ayet. İnna nahnu nuhil mevte. Biz şüphesiz ki ölüleri diriltiriz, dirileceğiz. Onak tüm ağaçları muhafaza. Biz onların gönderdiklerini ve geride bıraktıklarını da ne yaparız? Yazarız. Yaptıkları her şeyi ve bıraktıkları her şeyi yazarız. Geride bıraktıkları amel, salih ameller ve kötü ameller olabilir. Onları da yazarız yani. Bir insan düşün, kötü bir çığır açtı, kötü bir adet başlattı, onun ameli de kötü olarak gelmeye devam eder yani. Bir insan düşün, iyi bir amel yaptı, ameli de öldükten sonra amel defterine yazılmaya devam ediyor. Cami yaptı, okul yaptı, çeşme yaptı, neyse. Amel defterine sadaka-i cariye olarak yazılmaya devam ediyor bak. Evet, yaptı, yazarız diyor. وَكُلَّ شَيْنَ اَحْسَيْنَاهُ ف۪ي اِمَامٍ مُب۪ينَ Biz her şeyi apaçık kitapta kaydederiz. اَحْسَيْنَاهُ Biz her şeyi sayıp dökeriz. اَحْسَيْنَاهُ bunu sayıp dökeriz. Yani yazarız, hepsini kaydederiz. ف۪ي اِمَامٍ مُب۪ينَ Apaçık bir imam. İmam gelmesine hemen namaz kıldıran imamı anlamadı yani. Buradaki imam nedir? Aşağıda yazıyor. Amel defterimiz. Tefsirlerine bunu alıyoruz. Sizin her şeyinizi sizin amel defterinize yazıp döküyoruz. Ahsaynahu. Bir başka yerde var mesela. Ayrıca Zuhruf suresinin 80. ayetinde de bu olsun anlatılıyor değerli kardeşlerim. Şimdi burada bu kürsüler çok sık sık anlattığımız bir ayet kerime var. Kaf suresinde. Ki şiddetle tavsiye ediyoruz Kaf suresini okuyan var mı diye sormuyorum. Kesin yok. Yoktur yani. Yok üzerine geçme anlamında değil. Yani. Okudum hocam hemen adım ettim diyen yok. O okuma değil. Okuyacak, okuduğunu anlamaya çalışacak. Öyle okumayacak. Yoksa her hafta, her ay hatim edenler var. Onlar okuma sayılmıyor. O tilavet oluyor. Kıraat olmuyor. İzye terakkal mütelakki yani. Ani yemin o ani şimali kayı. Kayı. İki melek insanın sağında ve solunda oturarak iki melek, iki alıcı. Mütelakkiyan iki alıcı. Ani yemin o ani şimali kayı. Sağında ve solunda ne yaparmış? Kayı oturulmuş. Nasıl olur bilmiyoruz. Oturuyor. Mâ yelbidu min kavli. Bir söz söylemez ki bu adam. Bu meleğin gözetlediği adam. İlla lediği rakibun atib. Bu adam bir söz söylemez ki onu murakabe eden ve onun yanında hazır olan iki melek olmaz. Yani insan konuştuğu zaman onun yanında iki melek var. Rakib
Murakip Türkçe'de buradan geliyor. Murakip. Kullanıyor musun murakip? Rakip. Gözetleyici. Gözetleyen birisi var. Melek. Ve atif. Rakip. Atif. Atif. Hazır. Hazır. Uyumuyor. Yorgunlaşmıyor. Pili bitmiyor. Şarjı bitmiyor. Ama yani kameranın şarjı bitebilir. Kablosu bitebilir. Elektrik kesilir. Ne olur? Şimdi elektrik kesilir. Bunu göremezsiniz değil mi? Gider. Allah'ın kameraman meleklerinin hiç şarjı bitmiyor. Hiç elektriği kesilmiyor. Dolayısıyla devam ati hazır vaziyette ne yapıyorlarmış? Bizi yönetliyorlarmış. Evet, burada kalmış olalım. Evet.